Uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba. Bugün sizlerin de yoğun isteği üzerine çektirme hareketinden bahsedeceğim. Umarım faydalı olur, umarım beğenirsiniz. Sizler için bir etüt hazırladım. Detaylı bir şekilde anlatacağız. Ancak sizlerden ricam, çalışmalarınızı Facebook ya da Instagram adresim üzerinden beni etiketleyerek paylaşırsanız çok sevineceğim. Hadi başlayalım. İlk etapta arızalarımdan bahsetmek istiyorum. Benim en alttaki sesim re. Mi'leri bemol hale getiriyorum. Fa diyez yapıyorum. Si bemol, mi bemol, fa diyez. Si bemol, mi bemol, fa diyez. Si bemol, mi bemol. Karar sesim rast yani sol. Nihavat bir etüt yapacağız. Hadi geçelim. Şimdi şöyle bir yapalım. Daha sonra detaya inelim. Hazır. Sonra sol elim en altta sol ve si'de oluyor. Sağ elim re ve sol'de oluyor. Kendime ritim veriyorum. İlk etapta sol'ü çekiyorum. Sonra re sol. Sağ elimi çekiyorum. İki kez çekeceğim. Sol'ü vuruyorum. Tekrar. Sonra si'yi çekiyorum. Sağ elim sabit kalıyor. Tekrar sol, si, sol, si. Bir notanın arasında iki tane ritmim var. Sol, re, sol, si, re, sol. Sol, re, sol, si, re, sol. Dedikten sonra yukarıya taşıyacağım cümlemi. Hazır. Sol, si. Çok yavaş bir şekilde yapalım. Çektirme hareketini nasıl yapacağım? Sağ elimi vuruyorum. Vurduğum zaman soldan başlayacağım. Sol, fa, mi, fa, mi, re, mi, re, do, re yapıyorum. Vururken parmağım, orta parmağım, yüzük parmağımın üzerinde oluyor farkındaysanız. Ben orta parmağımı yüzük parmağımın üzerine koymamdaki sebep çektirme hareketinde çok işime yarıyor. Çünkü güç alıyorum. Orta parmağımdan güç alıyorum. Yani böyle daha pasif çıkıyormuş gibi. Aslında bu pozisyonda da yapabilirsiniz. Ama bu şekilde tabii pozisyon kullanım açısında değişebilir. Şöyle biraz sabitleyeyim rengimi. Şimdi burada yaptım. Sol'e vuruyorum. Sağ elim hemen fa'da, fa diyezde kalıyor. Vuruyorum ve kalıyor. Sol'e vuruyorum, fa diyezde kalıyor. Sol, fa'yı çekeceğim. Vuruyorum, parmağımı açarak kullanıyorum. Sonra fa'yı çekiyorum. Sol elimde mi'ye vurmuş olacak. Bir altına yani. Sol, fa, mi, sol, fa, mi. Vur, çek, vur, çek. Aynı şeyi sol, fa, mi, fa, mi, re, do, re yaparak re'de bitireceğim. Sol, fa, mi, fa, mi, re, do, re, mi, do, re. Sonra akorum değişecek. Sol, fa, mi, fa, mi, do, re, mi, do, re dedikten sonra re, sol elim re'de. Orta parmağım solde. Baş parmağım re, orta parmağım sol. Sağ elim si ve re'de olacak. Baştaki yaptığım pozisyonla burada kullandığım sadece sesler değişik oluyor. El pozisyonlarım tamamıyla aynı. Re ve soldeyim, si re'deyim. Re'ye vuruyorum, si re'yi çekiyorum. Sol'e vuruyorum, si re'yi çekiyorum. Yapacağım bunu. Tekrar. Bunu
pozisyonları çok önemli. Dik kullanmamaya özen gösterin ellerinizi. Değil, daha yatay kullanın. Dedikten sonra devamına geçelim. Ne yapmıştık? Re, sol, si, re. Aynı melodiyi tekrar ediyoruz. Şimdi devamı. Mi, re, do, re, do, si, do derken yine aynı şekilde mi, re'yi salime bırakıyorum, çektirme yapıyorum. Mi, re, do, do derken sol elimi vuruyorum. Mi, re, do, re, do, si. Sağ sol, sağ sağ sol, sağ sağ sol ilerliyor. Sağ sağ sol, sağ sağ sol, sağ. Sağ sağ sol, sağ sağ sol, sağ. Tekrar aynı hareketi. Re, do, si, do, si, la, si. Yaparak sadece seslerimi değiştiriyorum. Pozisyonlar aynı. Şimdi do, si, la, si, la, sol, fa, sol, la. Do, si, la, si, la, sol, fa, sol, la. Yine do si la'yı çekiyorum. Do si'yi çekiyorum. Vuruyorum, çekiyorum. Do si la si la sol fa sol la. Sa sol sa yaparak devam ettiriyorum. Do si la si la sol fa sol la. Si la sol la sol fa sol. Yine aynı şekilde pozisyon devam ediyor. Sesler değişik. Si la sol la sol fa sol. Çektirme başlıyor. İki oktav kadar bir çektirme yapıyorum. Sol'dan itibaren kabarastan başlıyorum. Gerdaniyeye yani tiz bölümdeki sol'e kadar ilerliyorum. Sol, fa, sol. Şimdi yukarıdan aşağı yaptığımız için biraz zorlanabiliriz. Aşağıdan yukarıya çıkmak biraz daha zorlayabilir. O yüzden ben sizlere güveniyorum. Sol, fa, sol, la, sol, la, si, la, si, do, si, do. Hep çektiriyorum. Vur ve çek. Vur ve çek. Sol, fa, sol, la, sol, la, si, la, si, do, si, do, re, do, re, mi, re, mi, fa, sol, fa, sol, la, sol, la, si, la, si, do, si, do, re, mi, re, mi, fa, sol. Deyip bitiriyorum etütümü. Tekrardan yapıyorum. Uzaklaştırmamaya özen gösteriyorum. Çünkü çok havadan kullanırsak belki yeterli sesi alamayabiliriz. Doğru pozisyon olmayacaktır. Çok fazla elleri havalandırmayacağız. Daha kanuna daha yakın kullanacağız yani. Tekrar yapıyorum. Daha yavaş. Vur ve çek. Vur ve çek. Vur ve çek. Vur. Vur ve çek. Vur. Vur ve çek. Vur. Baştan sona yapalım ve bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Etiketlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.